ve mutfakta Tijen, Aktay ve Buçuk çocuğun yanına geliyorum. Merhaba. Nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Evet, izlediğinizi biliyorum. Tijen kanalımızda program yapıyor. Hangi saatlerde, ne gün yapıyorsun? Her pazar 15.45'te 5 Çay programı. Evet, bizim programda biz onu aldık. Ne kadar memnunduk. Ama müdürlerimiz dediler ki biz onu senden alıyoruz. Ona program yaptıracağız. Ben de dedim ki gurur duyarım, onur duyarım. Gerçekten de çok başarılı yaptığı çok işinde. Ve şimdi de böyle bizim kanal hayırlı geldi ona. Burada da Buçuk var. Buçuk. Kaç Buçuk? 6. 25. haftama girdim. 5. 6 aylık. 6 aylık. 6 aylık. Daha Buçuk çocuk işte. Bakın ben diyorum size. İnşallah tamamına erdirsin. Sağlık her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Allah bozmasın. Çok güzel gidiyor. Maşallah. Hamile oldum bile unutuyorum bazen. Süpersin. Tijen bugün bize ne yapacaksın? Bugün iki tane birbirinden pratik ve çok lezzetli tarif yapacağım. Bir tanesi özellikle İzmir'de böyle sokaklarda seyyar arabaların içerisinde satılır. Şam tatlısı. İçerisinde hiç yumurta yoktur, un yoktur. Bu yüzden sadece 3 malzemeyle yaptığımız inanılmaz güzel bir tatlı. Ucuz da. Evet, ucuz. Tabii ki ve damak tadınıza göre iç harcını lezzetlendirebiliyorsunuz ya da hiç kullanmayabiliyorsunuz bu cevizli harcı. Şimdi 500 gram bir irmik kullanıyoruz. 1,5 su bardağı yoğurdumuz var. Bir de 1 su bardağından 2 parmak eksik şekerimiz var. Evet. 2 pakette kabartma tozumuz var. Evet, görelim onları bir arkadaşlar. Şöyle raksayen görüntü alacaklar arkadaşlar. İrmiğimiz var, şekerimiz, evet. Yoğurdumuz. Kabartma tozumuz o kadar. Kabımıza göre de malzemenin miktarlarını arttırabiliyoruz. Tüm malzemeleri şöyle derin bir kabın içerisinde karıştırıyorum. Şekeri de böyle ve kabartma tozunu da. Bunları karıştırdıktan sonra mikser falan gerek yok. Hayır, tabii elimizle karıştırıyoruz. Yani kaşıkla karıştırıyoruz. Kolaydır bu. Evet, bu kadar kolay. Sadece en önemli püf noktası bir gece dinlenmesi gerekiyor ki irmik çünkü hani dökülebilen bir şey. Eğer sıcağı sıcağına yersek ertesi günü dilimleyip kolaylıkla servis edebiliyoruz. Ha, piştikten sonra dinlenecek. Evet, piştikten sonra şerbetini dökeceğiz, dinlenecek. Şerbeti için de bizim 3 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı su, 2 yemek kaşığı da limon suyu ihtiyacımız var. Onu ben kaynattım, burada soğuttum. Çünkü sıcak tatlının üzerine dökeceğim soğuk şerbeti. Arasına da 300 gram İriden biraz daha ufak dövülmüş ceviz ve yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar da tarçın koyacağız. Arasına dememin sebebi bu harcı karıştırdıktan sonra yarısını kaba dökeceğim. Yağladığım kaba dökeceğim. Üzerine cevizli tarçını dökeceğim. Sonra üzerine kalan harcı dökeceğim. Ve üzerine şöyle daha böyle nar gibi kızarsın diye isteğe bağlı bu 2 yemek kaşığı pekmez süreceğim. Tamamıyla isteğe bağlı ama çok güzel oluyor, böyle kıpkırmızı oluyor üzeri. İkinci olarak ne yapacaksın? İkinci olarak da nefis, evimizde böyle dün geceden kalmış olan haşladığımız bir makarnamız var. Ertesi gün öyle sunmak istemiyoruz, değişik olsun, makarnalı omlet yapacağız. Ben çok yaparım böyle uyduruk şeyler. Ben de çok yaparım. Kalmış şeyi atmamak evet. için uydururum. Mesela şu kadarcık pilav kalmış. Evet. Ne sana yeter ne bana yeter. Atamayız da. Köfte yapalım. Mesela köfte yaparsın. Çorba. Mesela çorba yaparsın. Ben şöyle bir salata yapar üstüne pıtı pıtı onları atarım. Evet. Gayet güzel, çok güzel olur. Her şey olur yani. Tabii tabii. Süper. Şimdi bu altına koy, yarısı kalsın. İçini koyma aşamasını mutlaka görmek istiyorum. Tamam. Kesinlikle kaçırmayalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi harcımızın birinci katını bir güzel yaydık. Tamam. Biraz katı bir harç. O yüzden endişe etmesinler. Böyle kek kıvamında olmuyor. Hı-hı. Cevizle tarçını bir güzel karıştırdım ve şöyle üzerine serpiyorum. Hı hı. Böyle serptikten sonra her tarafına eşit gelecek şekilde. Evet. İkinci katımız var. İkinci katını da koyacağız. Yalnız burada bir destek alalım. İkinci sert olduğu için üzerine yaymakta problem yaşayabiliriz. Böyle kaşık yardımıyla parça parça koyduktan sonra elimizi yağlayalım. Ondan sonra yayalım her birleştireceğiz. Evet. Çünkü bu hamurun kıvamı katı bir kıvam. Hı-hı. Şerbetini aldıktan sonra zaten yumuşuyor. Ondan tamam. Sonra 160 derecede Gece. Önceden ısıtılmış bir fırında 45 dakika pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Fırından çıkarır çıkarmaz üzerine hazırlamış soğuk olduğumuz şerbet. Soğuk şerbeti döküyoruz. Tamam. Bir gece bekletiyoruz. Afiyet. Süper. Bu arada pardon, bunu yaydıktan sonra biliyorsunuz pekmez sürüyorduk. Hı? Bir de yer fıstıklarıyla süslüyorduk. Süslüyorduk. Ondan tamam. Sonra fırına veriyoruz. Tamam oldu.
Şimdi ikinci yemeğimiz. İkinci yemeğimiz makarnalı bir omlet yapacağız. Makarnalı omlet için ben yarım paket şöyle penne makarna haşlamıştım zaten. Derin bir kabın içerisinde 5 tane yumurtayı aldık. Üzerine yaklaşık 150 gram kadar aslında elimizde ne varsa, canımız nasıl istiyorsa o malzemeleri bu kabın içerisinde hepsini böyle bir güzel alacağız. Evet, yarısı. Onu da yarısını koyalım. Orada biraz fazla var çünkü. Sen karıştır bir yandan. Ben bezelyemiz, evet, bir çay bardağı bezelye, bir çay bardağı mısır koydum. Yaklaşık 150 gram mantar. Bu da benim şu anda aklıma geldi. Şöyle karışık bir tatlı biber koydum. Aroması güzel olsun diye. Makarnaları? Sonra kaşar peynirini koyalım tabii. Tamam. Ondan sonra da ince kıydığımız maydanozu koyalım. Baharatları. Baharat, pul biber, kekik ve karabiber seçtim ben. Arzu eden daha farklı baharat da koyabilir. Bir de yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Hepsini karıştırdıktan sonra üzerine makarnayı ekleyeceğiz. Tavada ya da arzu edersek kelepçeli bir kek kalıbında fırında pişirebileceğiz. Evet, ama tavada da pişirebiliyoruz. Tavada da aynen öyle ters üst yaparak pişirebiliyoruz. Süper, çünkü benim fırınım yok. Tavalı tarifleri tercih ediyorum. O zaman süper, tamamdır. Çok güzel. Bu kadar, bunu da koyacağız. Ellerine ardından sağlık. Ben pişireceğim. Koyuyorum. Tamamdır. Hepsini karıştıracağım ve pişireceğim. Tamam. Tavamızı biraz yağlıyoruz. Evet, birazcık yağlıyoruz. Evet, yaklaşık arkalı önlü 10'ar dakika pişmesi yeterli zaten. Ay süper. Yumurta çok güzel bir tarif. Evet. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Öncelikle Şam tatlısını hazırladık. Fırından çıkardım. Şu anda gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Soğuk bir şerbetim var. Şimdi üzerine hatta hemen döküyorum. Fazla Gizem, zaman kaybetmeden. Olay bir şey. Gerçekten evet. Şam tatlısında neler yoktu? Yumurta yok, yağ yok, un yok. Sadece 3 malzeme. Yoğurt, irmik ve şeker. O kadar. Yoğurt, irmik, şeker içinde var. Bir de ne koyuyordun? Arasına, kabartma tozu mu vardı? Evet, 2 pakette kabartma tozumuz var. Bir de ben arasına isteğe bağlı olarak cevizli tarçınlı bir harç yaptım. Yani cevizi biraz çektim. Üzerine 1,5 kaşığı kadar tarçın koydum. 300 gram cevize. Ve arasına o malzemeden koydum. Evet. Mutlaka bir gece dinlendirmeniz gerekiyor. Dinlendirilmişini de getirmiş sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Makarna omlet miydi? Evet, makarnalı omlet. Çok basit. Bu da olay bir şey oldu. Çok güzel, çok pratik. Yani bir yarım paket makarna haşlayıp akşamüstü çoluğa çocuğa aynen böyle. İstediğiniz lezzetlerle arttırabileceğimiz lezzetini. İstediğimizi koyabiliriz tabii içine. Tabii ki, ne varsa evimizde. Süper, makarnamızı kepekli seçebiliriz. Evet, biz ziyaretliler. Tam buğdaydan seçebiliriz. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne demek? Çok keyif aldım her zaman. Efendim bizden bugünlük de bu kadar. Babaanne bugün yani vallahi. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Çoluk çocuk hepiniz, tüm aile.